17 Mayıs, 17 Mayıs Perşembe ve sizlerle birlikteyiz değerli izleyicilerimiz. Neredeyiz? Güne başlarken programında sizlerle birlikteyiz. Sizin programınızda bir saat boyunca, belki de bir saat aşacak, hiç belli olmaz programın seyri. Nasıl giderse sizlerle birlikte olacağız. Peki ne yapıyorduk? 17 Mayıs tarihine yansıyan olayları paylaşacağız. Sonra gazete başlıklarımıza bakacağız. Programımızın ilk bölümünde bir video paylaşacağız. İlk bölümünün sonunda bir video paylaşacağız. Reklamlara gideceğiz. Reklamların sonrasında ne yapacağız? Düne yansıyan haberleri paylaşacağız ve programın sonunda çok çok beğeneceğinizi tahmin ettiğim bir kliple size veda edeceğiz bugün programımızın sonunda. Ne yapacağız? O klip çok önemli. O kliple ilgili söyleyeceklerimiz de var. Peki şimdi Twitter ve Facebook. Aman yarabbi. Aman yarabbi. Yani çok çok teşekkür ediyorum. Yani övgü dolu sözleriniz için çok teşekkür ediyorum. Yani bunlara layık olmaya çalışıyoruz. Dilimiz döndüğünce anlatmaya çalışıyoruz. Biz aklı evvel değiliz. Yani böyle aklımız erdiğince size bir şeyler anlatmaya çalışıyoruz. Diyoruz ki sizin sesiniz olmaya devam edeceğiz. Ama siz bu programı mutlaka izleyiniz. İzlemeyenlere tavsiye ediniz ki böyle geniş büyük bir aile olalım. Ne olmuş? Bakalım Twitter'dan bir mesajı hemen bir köşeye kaydetmişim. Fatih Kural. Fatih Kural, umut ediyorum ki beni izliyorsundur değerli kardeşim. 12 Mayıs İşitme Engelliler Günü'ydü biliyorsunuz. Ve bu işitme engellilerle ilgili yaptığım konuşmayı çok çok beğenmiş. Kendisi de bir işitme engelli çocuk babasıymış. O yüzden bana diyor ki, çok teşekkür ederim. İşitme engellilerin sesini duyuruyorsunuz. Yanında olduğunuzu söylüyorsunuz. Bu benim insani görevim. Eğer ben insansam, İşitme engellilere ve diğer engellilere mutlaka elimi uzatmalıyım. Dilim yettiğince, aklım erdiğince bir şeyler söylemeliyim. Eğer aklım eriyorsa. Eğer aklım eriyorsa. Engellilerin yaşam alanlarının düzeltilmesi için adım atıyorlar. Adım atmaya çalışıyorlar. Değerli büyüklerimiz bunlarla ilgili çalışmalar yapıyorlar. Ama bazen belki de adım atılması gecikiyor. Ya ben de bu adım atılmasının nedeni olarak soruyorum. Engelsiz misiniz? Vurguyu yanlış mı yaptım yoksa? Engelsiz misiniz? Engelsiz misiniz? Neresinden bakarsanız değerli izleyicilerimiz. İsterseniz soru eki olarak engelsiz misiniz olsun yoksa engelsiz misiniz olsun? Vurguya bakmak lazım ama bu dünyanın üzerinde engelli gerçeği var. Bu gerçek göz ardı edilemez. Bu gerçek göz ardı edilemez. Bu gerçek önemli bir gerçek ve biz engellilerle beraber yaşayan, dünya üzerindeki engellilerle beraber yaşayan, özellikle Türkiye'de engellilerle beraber yaşayan bir toplumuz değil mi değerli izleyicilerimiz? Ben biliyorum siz aman canım ne olacak engelli ben sağlamım demeyenlerdensiniz. Siz onlardan değilsiniz. Ben olanlara söylüyorum zaten. Evet değerli izleyicilerimiz, şimdi yolda gelirken bazı şeylere rastlıyorum. Onları da böyle not alıyorum. Sizinle paylaşmak istiyorum. 17 Mayıs tarihiyle ilgili, 17 Mayıs tarihiyle ilgili olaylara geçmeden önce. Yahu dünya birilerinin çöplüğü müdür? Böyle bakıyorum hani bir madde var. Tüketilmesi istenmeyen sigara denilen bir İllet var ya hani kanser yapıcı maddelerin başında gelen. Bakıyorum sigara içiliyor sokağa. Elinde peçete adam elini temizliyor ıslak mendille. Islak mendille elini temizliyor. Bakar mısınız Allah aşkına? Elini temizliyor. Eli temiz ama sokak kirlenebilir önemli değil. Niye? Belediye çalışıyor. Belediyenin görevidir tabii ki temizlik. Ama siz o görevi azaltmalısınız. Avrupa örneğini veriyorlar. Diyorlar ki Avrupa'nın sokakları şöyle temiz, böyle temiz. E bizimki de temiz olabilir. Biz nerede yaşıyoruz? Plüton gezegeninde mi? Biz de dünyanın üzerindeyiz. Bizim Türkiye gibi önemli bir dünya, dünyada bir ülke, Türkiye. Neyle ünlü? Temizliğiyle ünlü. Biz Avrupa'ya temizliğimizi anlatmışız. Avrupa'ya temizlik dersini biz vermişiz. Avrupa bizden öğrenmiş. Bilir misiniz?
Biraz kitapları açın bakın değerli izleyicilerimiz. Sizler için söylemiyorum. Yapanlar için söylüyorum. Hani bu sokağa böyle ulu orta tüküren için söylüyorum. Siz yapmıyorsunuz. Yapanlar için söylüyorum. Evet değerli izleyicilerimiz, bu haykırışımdan sonra şu sokağa tükürenlere, sokağa çöp atanlara, evinin balkonundan 500 metre ötedeki bir çöp konteynerına basket atmaya çalışan, bir üçlük atış yapmaya çalışan ev hanımlarına sesleniyorum. Ama onlardan biri siz değilsiniz. Ben o yapanlara söylüyorum değerli izleyicilerimiz. Evet, ve sonra ne yapıyoruz? Ve tabii ki hemen gazetelere geçiyoruz. İlk gazetemiz bugün bir değişiklik yaparak bir spor gazetesiyle başlayalım. Çünkü biliyorsunuz dün bir Türkiye Kupası oynandı. Bursa ile Fenerbahçe arasında. Fenerbahçe 4-0 yendi. 4-0 yenmesi de Fotomaç gazetesinde. Hemen arkadaşlarımızdan rica ediyoruz. Evet, şu anda gazetede görüyorsunuz. Bugün yer gök sarı lacivert diyor. Yazıyor, yazıyor. Fener'in kupa zaferini yazıyor. Niye bu kadar yazmışlar diye düşünebilirsiniz değerli izleyicilerimiz. Çünkü renkli televizyon tarihinde Fenerbahçe ilk kez kupayı aldı diyorlar değerli izleyicilerimiz. 29 yıldır bu hasreti çekiyordu Fenerbahçe. Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor'un elimine olduğu, kupada saf dışı kaldığı bir kupa oynanmıştı. Ve bu kupada finalde Fenerbahçe, Bursaspor'u 4-0 yenerek kupayı kaldırdı. Burada da en büyük payın Alex'e ait olduğu söyleniyor değerli izleyicilerimiz. Hemen geçelim bakalım akşam gazetesinde ne yazıyor. 30. yıla kalmadı Fenerbahçe kupa çıkarttı. Özlem bitti. Fenerbahçe 29 yıl aradan sonra Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi oldu. Ankara'daki finalde Kanarya rakibi Bursaspor'u adeta parçaladı. 4 gün önce kaybedilen şampiyonluğun hüznünü üzerinden atan sarı lacivertliler Caner, Baroni, Semih ve Alex'in golleriyle 50. kupaya uzandı. Milyonlarca taraftarına da büyük bir moral hediyesi vermiş.